Galatasaray'dan Morutan bombası. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın öncelikli hedefi konumundaki FCSP'nin yıldızı Olympiu Morutan konusunda flaş bir iddia gündeme geldi. FCSP'nin hem sahibi hem de başkanı konumundaki Cici Bekali'nin transfer için anlaşma sağladığını ifade ettiği belirtildi. As.ro'nun haberinde Cici Bekali'nin Galatasaray'la anlaşmaya varıldığını ve transferin kısa süre içinde açıklanacağını belirttiği aktarıldı. Galatasaray'ın ise bu transfer karşılığında FCSB'ye 8 milyon euroluk bir bonservis ücreti ödeyeceği ifade edildi. Romanya'dan Alexandru Çiçaldu'nun transferini yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas da Morutan'la ilgilendiklerini açıklamışlardı. FCSB'nin başkanı Cici Bekali de Galatasaray'dan teklif aldıklarını doğruladı. İtalyan gazeteci Nico Schira da Galatasaray'ın Morutan için anlaşma sağladığını belirtti. Rumen oyuncunun 2026 yılına kadar bir sözleşmeye imza atacağı aktarılırken, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Galatasaray ve FCSB arasında ufak detayların görüşüldüğü ifade edildi. Öte yandan Steaua Bükreş Başkanı Cici Bekali de Galatasaray'la anlaşma sağladıklarını ve transferin kısa süre içinde sonuçlandığını duyurdu. Galatasaray'ın Morutan transferini resmen açıklaması bekleniyor. İngilizler duyurdu. Tottenham'ın genç yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngiliz basını Galatasaray'ın transferdeki sürpriz hedefini ilk kez duyurdu. Galatasaray genç futbolcu Tanganga için kiralama teklifinde bulundu. Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray için adadan sürpriz bir stoper iddiası geldi. Telegraf'tan Mike McGrath'in verdiği bilgiye göre Galatasaray Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Yapnet Tanganga'ya teklif yaptı. Haberde Galatasaray'ın Tanganga için bir yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vadeden oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı. Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Yapnet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 milli takımında da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A takıma yükselmişti. Campuzano Galatasaray'la anlaştı. Galatasaray'da scoutların önerdiği ve teknik heyetinde onay verdiği Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano Galatasaray'a transfer olmak üzere ve Boca Juniors'tan ayrılmak için pavulunu hazırlamış durumda. Elin Transigente'nin hoşça kal demeye bir adım kaldı. Campuzano, Boca'dan ayrılmak için bavulunu topladı ve Türk TV'yi Galatasaray'a gidiyor başlığıyla verdiği haberin detaylarında. Miguel Angel Russo'nun Boca Juniors'un başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano takımın vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti. Gerçek şu ki Kolombiyalı yıldız da eski seviyesinde değil ve performansını düşürdü. Kadrosunu dikkatle kurmak isteyen Boca teknik direktörü kulübünde ekonomik durumunun çok iyi olmadığının farkında. Bu nedenle takımının para kazanmasını da istiyor. Campuzano da yaşanan bu gelişmelerin ardından kendine yeni bir takım aramaya başladı. Bilindiği üzere Türk devi Galatasaray, Jorman Campuzano ile yakından ilgileniyor. Orta saha oyuncusu Avrupa'nın tanınmış bir kulübüne sıçrama yapmak istiyor. Ayrıca Güney Amerika'da kazanacağı maaştan çok daha fazlasını da alacak. Bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Campuzano 15 Ağustos'tan önce İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray, Roma'nın yıldızını kaptı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Çiçaldo, Van Aanholt, Sacha Boy, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Alparslan Öztürk'ü resmen kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, 7. resmi imzayı İtalyan devi Roma'da top koşturan milli stoper Mert Çetin'i arttıracak. İtalyan scoutlar tarafından izlendikten sonra 2019 yazında 3 milyon euroluk bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan 24 yaşındaki savunmacı, İtalyan basınına göre bu sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Fatih Terim'in kesinlikle alınmalı raporunu verdiği Mert Çetin için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi Roma ile anlaşmaya yakın.
İtalyan temsilcisiyle satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerini sürdüren Aslan, kısa süre içinde transferi tamamlayacak. 24 yaşındaki milli savunmacı Mert Çetin, yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en önemli takviyelerinden biri olacak. Geçen sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak forma giyen milli oyuncu, İtalya Ligi'nde yalnızca 6 maçta forma şansı bulmuştu. Bu nedenle Verona'dan ayrılmak istediğini Roma yönetimine ileten Mert, sarı kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray, Sacha Boey transferini kapa bildirdi. Galatasaray, uzun süredir arayışta olduğu sağ bek transferini tamamladı. Rennes'le bonservis konusunda anlaşmaya varan Galatasaray, Fransız ekibiyle resmi görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. Galatasaray'dan kapa yapılan açıklama şu şekilde. 13 Eylül 2000 doğum tarihli Sacha Boey'un transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sacha Boey'u pazar günü İstanbul'a getirmesi beklenen Galatasaray'ın 20 yaşındaki sağ bekle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon Dion'da kiralık oynayan Kamerun asıllı futbolcu 26 lig maçında bir asistle oynadı. Temposu ve hızıyla dikkat çeken Boey savunma gücüyle ön plana çıkıyor. Hücuma da sık sık destek veren Sacha Boey'un potansiyeline ulaşması halinde Fransa milli takımına kadar yükselebileceği belirtiliyor. Sacha Boey daha önce Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giymişti. Patrick Van Aanholt Galatasaray'da. Galatasaray'da transfer hız kazandı. Orta saha için Ruman Alexandru Çiçaldu, sağ bek için genç Fransız Sacha Boey'la anlaşan Galatasaray, sol bek bölgesi içinde bir ara görüşmelerin tıkandığı Patrick Van Aanholt'la anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgiye göre Galatasaray ile Patrick Van Aanholt arasında bir hafta önce görüşmeler çökmüştü. Fakat yeniden görüşmeler başladı ve Galatasaray'la serbest oyuncu konumundaki Patrick Van Aanholt anlaşma sağladı. Hollandalı oyuncunun önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ardından Hollandalı oyuncuyla evraklar onaylandıktan sonra 2024'e kadar sözleşme imzalanacak. Hollanda A milli takımıyla Euro 2020'de 4 maça çıkan Aanholt, geçen sezon Premier Lig'de ise 22 maça çıkmıştı. Son olarak Crystal Palace forması giyen Patrick Van Aanholt, Premier Lig'de toplamda 212 maça çıktı ve 22 gol kaydetti. Galatasaray, Hollandalı sol bek Van Aanholt'un transferi için görüşmelere başlandığını kapıda bildirdi. Yapılan açıklamada, Hollanda milli takım oyuncusu 29 Ağustos 1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt'la transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır ifadeleri kullanıldı.